Evet kardeşlerim temel kavramlarda doğal sayı ne demek, sayma sayısı ne demek bunların hepsini gördük ve bunlarla ilgili sorular çözdük mü hocam? Çözdük. Şimdiki başlığımızın adı ise negatif ve pozitif sayılar canlarım. Şimdi bakın negatif ve pozitif sayılar normalde bir konu değil. Aslında bu konunun adı basit eşitsizliklerdir. Biz basit eşitsizlikler konusuna geldiğimiz zaman da zaten bu konuyu işleyecek miyiz hocam? İşleyeceğiz. Burada anlatayım, orada bir daha anlatayım çift dikiş olsun bizim olsun istedim. Şimdi canlarım bu konunun özünü burada size anlatayım. Şimdi bu konu bizden işaretler isteyecek. Mesela ABC'nin işaretleri nelerdir diyecek. Ve biz bunların çözümünü yaparken bir şarkı ile yapacağız. Şarkımız ne hocam? Ben söylüyorum son arkamdan size söyleteceğim. İç ses. Ben duyuyor mu yönetmen? Hazırım. Ses ver yönet. Evet. Duyuyor lan? Evet. He. Şimdi ben şarkıyı iki kere söyleyeceğim sonra senden söylemeni isteyeceğim. Başlıyoruz. Üzeri çifti fırlat at, tekin de üzerini sil. Bir daha söylüyorum. Üzeri çifti fırlat at, tekin de üzerini sil. Yönetmen sen de üzerini çifti fırlat at tekinde üzerini sil. Yo işçi birthday. Bu kimin sesiydi? Bu ses çok iğrenç bir ses. Ben de farkındayım. Öne hocanızdı galiba bu ses. E, canlarım bu şarkıyı siz de içinizden bir kere söylerseniz çok memnun olurum. Söylemeyen inşallah atanamaz. Haydi başla. Üzerini çiftse fırlat at, üzeri tekse sil. Değil tabii ki de. Üzeri çifti fırlat at, Tekinde üzerini sil. Şimdi söylediğimiz şarkı hocam tam olarak ne anlama geliyor? Şimdi canlarım bize böyle 3 tane ifade verip ABC'nin işaretlerini sırasıyla soruyor ise yani bir soru bize işaret soruyorsa bu şarkıdan yararlanabiliyoruz. Şimdi şarkının işlerliğini nasıl sağlıyoruz? Canlarım bunun üzeri çift mi? Evet. O zaman üzeri çifti fırlat at. Bunun üzeri tek mi? Evet. O zaman tekinde de üzerini sil. Tekinde de üzerini sil. Üzeri çifti fırlat at. Tekinde de üzerini sil. Temizlik bu. Temizlik imandan gelir. Şimdi sen burada işaret mi arıyorsun? Evet. O zaman birinci önermeye bakacak olursak B küçük sıfırdan diyorsa B'nin işareti banko ne olmak zorunda canlar? Eksi. Son ifadeye geldiğimizde A sıfırdan büyük ise A'nın işareti kesinlikle ve kesinlikle ne olmalı? Artı. Şimdi ben burada B ile C'nin komple çarpımının sıfırdan büyük yani artı çıkmasını istiyorum hocacığım. Şimdi biz B'nin işaretini zaten eksi bulmamış mıydık? Evet. Peki hocam eksiyle neyi çarparsak sonucumuz sıfırdan büyük yani artı çıkar? Eksi. O zaman C'mizin işareti de banko nedir? Eksi. Yani bu işaretler o zaman sırasıyla artı, eksi, eksidir. Şimdi kardeşler bir daha söylüyorum. Soru 16. A ve B negatif tam sayılar olmak üzere bana böyle bir ifade verip hangisi kesinlikle doğrudur diyorsa ve o soru bana işaret soruyorsa o zaman temizlik imandan gelecek ve şarkıyla çözümleme yapacağız. Neydi şarkımız? Üzeri çifti fırlat at tekin de üzerini sil. Ne kaldı hocam geriye? A çarpı B eşittir C. Bak bunu yaparsan ne oluyor? Şimdi burada Edirne'de ne yazıyor? Bolu ile Diyarbakır ters işaretlidir. Diyarbakır nerede? Yok. O zaman no comment. A ile D aynı işaretlidir. D nerede? Yok. O zaman no comment. Yani otomatikman iki tanesini elemiş oluyorsun. Peki bu soru sana en başta. A ve B negatif tam sayılar. Yani A'nın da eksi, B'nin de eksi olduğunu soru zaten kendisi vermiş mi hocam? Vermiş. Peki ben eksi ile eksi'yi çarparsam bu durumda C'nin işareti kesinlikle ne olmalı? Artı. Şimdi hangisinin kesinlikle doğru olduğunu arıyoruz. B ile C aynı işaretlidir. Hayır hocam 1 eksi 1 artı öldü. B ile C ters işaretlidir. Evet hocam birisi eksi birisi artı. O zaman cevap kesinlikle hangi şık oluyor? B şıkkı. Yani şarkı bilip temizlik yaparsan aslında bunun hikayesi o kadar da zor olmayacak. Şimdi bu şarkıya seni alıştırabilmem için tabii ki de benim burada 8-9 tane en soru çözmem lazım. Devam ediyoruz o yüzden canlar. Soru 17. ABC reel sayılardır. He hocam reel sayı demiş. Reel sayı demek ne demek? Dünyadaki bütün sayılar demek. Peki anlamı ne? Yok. Bak bunu daha önce de senden konuştum. Eğer bir sorunun tepesinde reel sayı yazıyorsa lütfen o sorudan uzaklaşma canım benim. Bu zaten dünyadaki bütün sayılar anlamına geliyor. Soru için bir anlamı var mı hocam? Yok. Çünkü bu soru gene bana ABC'nin işaretlerinin sırasıyla ne olduğunu sormuş. Varmış mı şarkı? Olmaz mı? Üzeri çifti fırlat at. Tekinde üzerini tekinde üzerini tekinde üzerini tekinde üzerini tekinde üzerini, tekinde üzerini, tekinde üzerini, tekinde üzerini sil. Yok temiz dedik. Ama bu az önceki sorular kadar temiz olmadı canlarım. Kalanları bir kenara yazayım. Birincide B çarpı C küçük sıfır. İkincide A çarpı B çarpı C büyük sıfır. Üçüncüde A çarpı B küçük sıfır kaldı. Şimdi hocam B ile C'nin çarpımı komple sıfırdan küçük yani eksi ise. O zaman bu B ve C'den 1 artı 1 eksidir diyebilir miyim? Evet. İstersem bunu deneyerek bulabilirim. İstersem Şurada da B çarpı C yazmıyor mu? Evet. O zaman B çarpı C gördüğüm yere gider direkt eksimi koyar geçelim. Peki hocam ben eksiyle neyi çarparsam sonucum sıfırdan büyük yani artı olur? Eksi. O zaman A'nın işareti bu durumda kesinlikle ne oldu canım benim? Eksi. Şimdi A'mız eksi ise ve buranın komple çarpımı sıfırdan küçük yani negatifse o zaman B'nin işareti ne olmak zorunda? Artı. Çünkü zıtların çarpımları negatif, aynıların çarpımları veya bölümleri pozitiftir demiştik. O zaman bu durumda B'nin işareti de kesinlikle ne? Artı. E hocam B artıysa ve buranın çarpımı eksi çıkacaksa o zaman C de kesinlikle ne olmalı? Eksi olmalı. Yani o zaman sorumuzda işaretlerimiz sırasıyla eksi, artı ve eksidir. Canlarım gördüğünüz gibi aslında çok zor bir hikayeden bahsetmiyoruz ki. Son zamanların en trend topik kalıplarından bir tanesi bu. Gelin bununla ilgili sorular çözmeye devam edelim. Evet canlarım, 3 soru çözdük yeter mi hocam? Hayır dediğimiz gibi 9 adet soru çözeceğiz bu böyle bölgeyle ilgili sadece canlarım. Şimdi konunun adını ben bir daha söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Aslında konunun adı basit eşitsizlikler. Ben temel kavramların içerisinde size bunu yedirip ilerleyen aşamada de bu bölgeden bir daha soru çözeceğim kardeşler. Şimdi geldik soru 18'e. X, Y, Z reel sayılardır nokta. Bana burada 3 tane denklem verip X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir demiş. E hocam gene işaret mi soruyor? Evet. E o zaman ben burada gene ne yapmalıyım? Şarkı söylemeliyim. Haydi hep beraber söylemeye başlayalım. Üzeri çifti fırlat at. Tekin de, üzerini, tekin de üzerini tekin de üzerini tekin de üzerini tekin de üzerini sil. Yok. Bak. Temizlediğin zaman gerçekten ama gerçekten olay çok basit oluyor. Şimdi birinci önermeye göre buradaki y aşağıda veya yukarıda olmasının bir önemi yok. Sıfırdan küçük ise banko işareti olarak eksi olmak zorunda mı hocam? Evet. Şimdi ben buradaki y bölü z'nin komple sıfırdan büyük yani artı çıkmasını istiyorum. E hocam y eksi ise ben eksiyi neye bölersem sonucum artı çıkar. Eksi. O zaman z de bu durumda ne oluyor canım benim? Eksi. Şimdi z bölü x komple sıfırdan küçük yani negatif ise ve z'nin işareti eksi ise. Hocacım eksiyi biz neye bölersek sonucumuz gene eksi de kalır. Artı. O zaman x'imizin işareti ne olmak zorunda? Artı. Bitti gitti. Sırayla artı. Eksi. Eksi. Devam ki. Geldim bir sonraki soru yani 19'a. Bana aşağıya gelen hangisi doğrudur diye bir soru sorulmuş. Ya hocam Tekin de üzerini sil. Sildim. Üzeri çifti fırlat at. Tekin de üzerini sil. A sıfırdan büyükse o zaman A'nın işareti ne? Artı. Bunu hemen buraya not aldık. B sıfırdan küçükse B'nin işareti ne? Eksi. O zaman bunu da buraya not aldık. Ya şimdi hocam burada B bölü A büyüktür C'den demiş. Ya şimdi B'nin işareti ne? Eksi. A'nın işareti ne? Artı. Ya ben eksi artıya bölersem ne olur? Eksi. Şimdi canlarım benim burada C dediğim ifade Eksiden daha küçük bir ifade değil mi? Evet. Peki eksiden daha küçük bir ifade mesela eksi 3'ten daha küçük bir sayı söyleyin dersem ne dersiniz hocam? Eksi 4, eksi 5, eksi 6 değil mi? O zaman C'nin işareti de banko ama banko ne olmak zorunda hocacığım? Eksi. Ama bu soru bana aşağı yerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi tek tek inceleyelim. C sıfırdan büyük müdür? Hayır. Yanlış. A çarpı B sıfırdan büyük müdür? Ya hocam A artı B eksi. Artı ile eksiyi çarparsam buranın sonucu komple eksi. Peki eksi olan bir ifade sıfırdan büyük olabilir mi? Tabii ki de bu da hayır. Geldim üçüncüye. B'miz eksi, C'miz eksi, A'mız artı. Hocam ben burada eksi ile eksiyi çarparsam sonuç artı. Artıyı artıya bölersem sonuç artı. Artı olan bir ifade peki sıfırdan büyük müdür? Tabii ki de büyüktür. O zaman sorunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle hangi şık olmuş oluyor? C şık olmuş oluyor. Yani işaret, işaret, işaret. Ki devletin basit konusunda vazgeçemediği tek bölge işaret incelemesidir. Yani öğrenci acaba oradaki harflerin işaretlerini bulabiliyor mu? Bulamıyor mu? Sadece aslında sadece bunu kontrol ediyorlar. Geldik soru 20'ye. Şimdi kardeşler burada da B adam büyük o da sıfırdan büyük ise... Aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir demiş. Şimdi yönetmen kardeş sana bir soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım mı hocam. Tamam. Büyükten küçük çıkarsa sonuç her zaman pozitif midir? Evet. Her zaman mı? Ama büyükten küçük çıkıyor sonuç olarak bence pozitiftir. Ama her zaman mesela eksi falan olsa da mı geçerli bu? Hayır eksi olursa geçerli değildir. Tabii ki de her zaman. İşte Yaptığınız temel sorun zaten bu. Bakın baştan ne kadar doğru başladı. Dedi ki tabii ki de hocam her zamandır Ya arkadaşlar zaten mantığa göre büyük balık küçük balığı her zaman yutmaz mı? Yutar. La oğlum o zaman büyükten küçüğü çıkarttığınız zaman sonuç her zaman pozitiftir. Ama yönetmenin içindeki ses senden de geldi. Ya hocam sayılar negatif olsaydı? Olsun kardeş. Eksi bir mi daha büyük? Eksi iki mi daha büyük? Eksi bir daha büyük. E o zaman hocam büyükten eksi küçük çıkarsa o zaman burası eksi bir ile eksiyi çarparsam artı 2. 2'den 1 çıkarsa ne oluyor? Artı 1. Yani kardeşler bu doğanın bir kanunudur. Büyükten küçük çıkarsa sonuç her zaman ama her zaman pozitif. E o zaman hocam küçükten büyük çıkarsa sonuç her zaman ama her zaman ne olmalıdır? Negatif. Yani burada istisnai bir durum yoktur canlarım. Sayıların eksi veya artı olması işlemi değiştirmez. Zaten mantıkken büyük güç her zaman yutar. Şimdi bu örneği burada niye verdim? Bana hangisi daima pozitiftir demiş değil mi? Evet. O zaman kardeşler öncelikli olarak ben bu sorunun cevabının koşulsuz E şıkkı olduğunu söyleyerek başlıyorum. Peki hocam neden E? Şimdi bu da büyük olan B mi A mı? Hocam tabii ki de B daha büyük. O zaman burada mantık canım benim büyükten küçük mü çıkıyor? Evet. Sonuç her zaman pozitif midir? Evet. O zaman cevap ne? Edirne. Şimdi bu soruyla biraz uğraşacağız. Peki hangisi daima negatiftir deseydi o zaman da bence cevabımız B şıkkı olurdu. Küçükten büyük çıkarsa sonuç her zaman negatif olurdu. Ya kardeşler sizin burada temel sorununuz A şıkkı. Şimdi A şıkkı ile ilgili sorun ne hocam? Ya bunlar da çoğu zaman gidip değer veriyorsunuz. Verirken ne yapıyorsunuz? Hocam A'ya 1 verdim, B'ye 2 verdim. 1 verdim, 2 verdim. 4'ten 2 çıktım, 2. Pozitif mi? Pozitif. Ama hocam daima demiş, başka değerler de deneyeceğim. O zaman hocam 2 verdim, 3 verdim. 2 verdim, 3 verdim. 8'den 3 çıktım, 5. Pozitif mi? Evet. Abicim sen değer verirken sendeki temel hastalık ne biliyor musun? A'ya hangi değeri veriyorsan B'yi çok abedersin, onun kaçından ayırmıyorsun. Buna 100 verdiğinde buna 101 veriyorsun. Buna 1000 verdiğinde buna 1001 veriyorsun. Bak şimdi ben sana bu soruda burada değer ver demiyorum. Bence büyüklük küçüklük tartışması yaparsan senin için daha sağlıklı olur. Ama illaha değer mi vereceksin? O zaman bir soruda daima ibaresi varsa ifadelerin arasını aç. Mesela A'ya 1 verdiysen git B'ye 100 ver abi. Verelim. A'ya 1 verdim. B'ye 100 verdim. 4'ten 100 çıkarsa ne olur? Eksi 96. O zaman ben buna daima pozitiftir diyebiliyor muyum canlarım? Hayır. Zaten bizim sorumuzun cevabı da hangi şıktı? E şıkkıydı. Kısacası kardeşler değer vermeyin dedim. Ama illa değer verecekseniz ve daima ibaresi varsa o zaman lütfen ama lütfen değerlerin arasını açınız. Evet canlarım bir şarkıyla başlayan yolculuğumuzun içerisinde başka başka şeyler de görmeye başladık. Şimdi bir üç sorumuz daha olacak. Orada da hocam tabii ki de farklı birkaç bir şey daha söyleyeceğiz. Ve sonra bu videoyu sonlandıracağız. Evet canlarım geldik negatif ve pozitif sayılarının son üç sorusuna. Bunları da çözdükten sonra artık buraya son noktamızı koyacağız. Şimdi hocam soru 21. ABC tam sayılardır tamam. Bana bunları verip ABC'nin işaretleri sırasıyla hangisidir demiş. E şimdi Üzeri çiftliği fırlat at. Tekin de üzerini sil. Yok. Hani söyleyecek bir şarkımız yok hocam soruda. E o zaman ne yapacağız? Bakın kardeşler bu bir tavsiyedir. Basit eşsizlikler konusunda eğer bir çıkartma işlemi görüyorsanız derhal ama derhal dört işlem gibi bunlardan bir tanesini karşıya atınız. O zaman burası A küçüktür B'ye dönmeyecek mi canım benim? Evet. Şimdi adam sana göbekle A ile B'nin çarpımının komple sıfırdan küçük yani negatif olması gerektiğini söylemiş. E şimdi buranın negatif olabilmesi için o zaman A veya B'den birinin artı birinin eksi olması lazım. Şimdi burada bizim B'miz A'dan daha büyük ise ve A B'nin küçüğü ise hangisini artı vermek zorundayız canlarım bu durumda? Tabii ki de B'ye çünkü büyük olan B. O zaman B artıysa A'nın işareti bankanı olmak zorunda eksi. Çünkü sen burada a'ya eksi b'ye artı verirsen hem çarpımları sıfırdan küçük yani negatifi sağlamış olursun. Hem de b'nin a'dan daha büyük olduğunu somut olarak görmüş olursun. E şimdi son ifadede b ile c'nin çarpımı komple sıfırdan büyük yani artı olsun istiyorum. E hocam b zaten artıydı. E ben artıyla neyi çarparsam sonucum gene artıda kalır. Artı. O zaman c'nin işareti de banko ama banko artı olmuş olur. Gördüğünüz gibi burada da aslında yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Çıkartma işlemi varsa birini karşıya atmak bence her zaman daha mantıklıdır canlarım. Diyorum ve soru 22'ye geçiyorum. Ama dikkat edin soru 22'ye geçerken halen bu kameradayım. Öbür kameraya geçmiyorum. Neden geçmiyorum? Çünkü küçücük bir kamera oyunuyla ikisini aynı ekrana gene alabildik. Bu aslında yönetmenin buluşu değil. Benim üstün zekamla gerçekleşmiş bir şeydir canlarım deyip burada yönetmenimiz Mehmet'e laf sokmuş oluyoruz. Soru 22. A, B, B C tam sayılardır. Tamam. Gene bana A, B, C'nin işaretleri sırasıyla hangisidir demiş mi? Demiş hocacığım. O zaman şarkı var mı? Var. Az da olsa var. Üzeri çifti fırlat at. Selamun aleyküm. Bitti. E o zaman bu durumda B sıfırdan küçük ise B bankonu oluyor canım benim eksi. Hemen notumu almaya başladım. Şimdi çıkartmada ne yapın dedik canlar? Birini de her karşıya atın dedik. O zaman bu durumda burada B büyüktür. A'dan olmayacak mı? Evet. Şimdi burada B büyük olan değil mi? Evet. Şimdi A bu B'den daha küçükse. Yani eksiden daha küçük bir sayı ise. Mesela eksi 2'den daha küçük bir sayı söyleyin dersem ne dersiniz? Hocam eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 değil mi? O zaman A'nın işareti de hayli ama hayli ne olmak zorunda? Eksi. Çünkü B eksiyken A bunun daha altında bir sayıysa zaten eksi olmak zorundadır. Peki Son önermede ABC'nin çarpımı komple sıfırdan büyük yani artım olsun istiyorum hocam. Evet. A'mız eksi, B'miz eksi, acaba C'miz ne olmalı? E şimdi ben eksiyle eksiyi çarparsam artı yapar. Peki ben artı ile neyi çarparsam sonucum gene artıda kalır canım benim artı. O zaman C'nin işareti de banko ama banko artıdır. Evet kardeşlerim yavaş yavaş konunun sonuna doğru geldik. Son sorumuzu da çözüp şimdilik ama şimdilik tek ve çift sayılardan çıkışımızı yapacağız. Son sorumuz soru 23. Şu an suratıma pişmiş kelle gibi bakan birisi var. Kendisi düğün yaptığı balayından geldi. Kibrit kafalı bir çocuk. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Senin sesin iyi. <laughs> şimdi çözüp geliyor şimdi. Tamam. Tamam. Soru 23. ABC gerçel sayılardır. Eyvallah. İsa hangisi doğrudur diyor. Hocam üzeri çifti fırlat at. Selamun aleyküm. En azından bir tanesi gitti. Şimdi B sıfırdan büyük ise B'nin işareti banko ama banko ne? Artı bu cepte. Şimdi bak canım benim. Burada A ile B'nin çarpımı sıfıra eşit. Küçük veya büyük dememişim. Şimdi ben İki tane sayıyı çarptığımda cevabın sıfıra eşit çıkabilmesi için bu sayılardan en az birinin sıfır olması gerekir. Mesela sıfır kere yüz sıfır. Sıfır kere bin sıfır. Değil mi? E şimdi sen B'nin işaretini artı bulduysan ve sıfırın işareti yoksa o zaman burada paşa paşa kim sıfır olmak zorunda canım benim? A. Yani A banko sıfır oldu. E şimdi B ile C'nin çarpımı komple sıfırdan küçük yani negatif olsun istiyorum. B e neydi? Artı. E ben artı ile neyi çarparsam sonucu sıfırdan küçük yani eksi de kalır. Eksi. O zaman C'nin işareti de eksidir. Bana ama bu soru hangisi doğrudur deyip sıralama sormuş. Canların burada en küçük tartışması tabii ki de eksiyle C. Sonra sıfırla A. Sonra en büyük artı olan B. Yani cevap C, A, B. O da hangi şıkka tekabül ediyor? Diyarbakır. Evet kardeşlerim, bu konunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. 9 soruyla kısaca konuyu özetlemek istedim. Hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda. Yani tek ve çift sayılarda görüşmek üzere. Bay bay.